Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sezonda eşe atmayı düşündüğüm kuşların bir veya iki tanesini yanına atacağım arkadaşlar. Erkeklerimiz zaten şu an kafeste. Mesela bugünkü videomuzda kralımızın yanına eş olarak düşündüğüm dişi kuşumuzu atacağım arkadaşlar. Eş olarak düşündüğüm dişi kuşumuzu da hemen gösterelim. Bakın arka taraftaki sarı yüz arkadaşlar, şurada hemen parmağımın hemen ucunda sarı yüz mavi mutasyon bir muhabbet kuşumuz var. Bunu niye yapıyoruz arkadaşlar? Sezonda hazır bir şekilde başlamak için. Şimdi ben bunları yan yana atacağım. Hayvanların birbirlerine olan tepkilerine bakacağım. Hani dişilerde özellikle ense kısmındaki tüyle kanat altındaki tüylerini kabartırsa erkeği beğenmiş anlamına geliyor. Direkt çiftleşme ihtimalleri de var. Kuyruk kaldırma ihtimalleri de var. Çiftleştirmeyeceğim arkadaşlar. Amaç burada eş tutturmak. Daha önceden erkek salmasına o dişiyi atmıştım ama o dişimiz alttaki erkekle yakınlaşmıştı. Şimdi bu burada tek başınayken bakalım yakınlaşacak mı arkadaşlar. Onun haricinde ilerleyen günlerde mesela buradan hemen gösterelim. Bu beyaz dişimizi eş olarak düşündüğüm benim. Bakın arkada grimiz nasıl kur yapıyor kendi kendine, görüyor musunuz? Kafasını falan zıplaya zıplaya hareket ediyordu. Kafasını kabartlayacağı. Her neyse. Bu beyaz dişimizi eş olarak düşündüğüm erkek adayların bir tanesi mavi burada. Bir de şuradaki griyi deneyebiliriz arkadaşlar. Hani bunları sırasıyla atıp deneyebilirim. Hangisiyle anlaşırsa, hangisine kuru yaparsa sezonda direkt onları eşleyebiliriz. Kuşlar zaten şu an keyfi yerinde. Ötüşlerinden de anlıyorsunuzdur arkadaşlar. Kafa hareketlerinden falan da görüyorsunuzdur. Bayağı bir kızgın durumdalar. İlerleyen günlerde diğer deneyeceğim takımımda. Bakın burada bir erkeğim var. Hemen gösterelim. Parçalı güzel mutasyon bir erkeğim var. Yuva kapağı falan kapalı. Bunun yuvasını henüz temizlemedim. O yüzden kapalı arkadaşlar. Onun yanına dişi olarak düşündüğüm mesela buradaki parçalım var. Bakın aynı renk mutasyonunda. Bunu eş olarak deneyeceğim. Japonistlerimi deneyeceğim ama bunların hepsini bir videoda değil. Çünkü bir videoda denediğim zaman hayvanlar çiftleşirlerse ayırmaya vaktim kalmaz. Maksimum iki tane kuş atabilirim. Hani çiftleşirken ayırabilmem için arkadaşlar. Bugün bir takım atacağız. O da buradaki erkeğimizi atacağım arkadaşlar. Keyfi gayet yerinde. Sağlık durumları gayet güzel. Erkeğimiz çok çok kızgın. Dişimiz çok çok kızgın. Dişinin ve erkeğin de kalıbı, kafa yapısı, sakal yapısı çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Şöyle yakından gösterecek olursam. Gayet sağlam kuşlar. Verecekleri yavrular daha çok tahmin edebiliyorum. Anneye babadan iyi yavru geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bu erkeğimizin normalde dişisi buradaki beyazımız bakın. Dişicim bu erkek kırık şovda arkadaşlar. Verdiği yavrular da hemen gösterelim. Bakın burada. Gri'mizi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu bugün mesela yuvadaydı. Buna da sarıyı deneyeceğim mesela ben. Bu da diğer yavrumuz. Bunlar ikisinin çocukları diyebilirim. İkisinin oğulları diyebilirim arkadaşlar. Şimdi dilerseniz dişimizi hemen yakalayalım ve erkeğin yanına atıp bakalım arkadaşlar anlaşacaklar mı? Hemen şöyle bir yakalayabilirsem. Onu da yakalamak biraz güçlü ama bakalım inşallah yakalayabiliriz. Gel. Kuş sayısı fazla olduğu için yakalamam birazcık zorlaşıyor arkadaşlar. Elimin altında başka kuşlar giriyor. Ama yakaladım. Yakaladım ve tişörtüm takıldı. Heh, tamam. Evet. Şimdi bakacağız arkadaşlar. Daha önceden hiç yan yana tek başlar atılmadılar. Bakın erkek kendinden geçti. Bir şey gördü. Görüyor musunuz? Şöyle bir bismillah diyelim. Atalım arkadaşlar. Dediğim gibi asla çiftleştirmeyeceğim. Maksat anlaşıyorlar mı anlaşmıyorlar mı? Aralarındaki uyuma bakacağım arkadaşlar. Birbirlerini beğenecekler mi? Bakın mesela şu an dişi kafayı kabarttı. Olurlar mı? Yani şu an olur gibi duruyorlar. Sırt tüylerini şu an göremiyorum. Hemen bakacağım. Sırtlarda hafif kabarıklık var. Bakın kanatların bittiği yerdeki tüylerini görüyor musunuz? Sırttaki mavi. Orayı da kabarttı. Erkeği beğendiği anlamına geliyor arkadaşlar bu. Bakalım kuyruk falan kaldıracak mı? Ben anlaşacaklarını düşünüyorum. İkisi de çok kızgın. Ve anaç kuşları arkadaşlar. Çok fazla bekleteceklerini düşünmüyorum sezonda eşe attığım zaman. Şu anda bir deneme yaptık sizlerle birlikte. Bakalım dişi beğendi, evet. Bakın sırt tüyüyle ense tüyünü görüyor musunuz arkadaşlar? Size demek istediğim buydu. Gördüğünüz gibi ense tüyüyle sırttaki tüyünü, kanat altındaki sırttaki tüyünü kabarttı hayvan. Ve eş olarak dişi erkeğe beğendi. Yaptığı kurları da görüyorsunuz. Hatta şu kapağı çok rahatsız etmeden açmak istiyorum. Çünkü önümüzde engel olmadan, teller olmadan görmek istiyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde izleyebiliriz. Gayet de yakışıklılar bu arada. Dişimiz henüz 7 aylık anca arkadaşlar. 6,5-7 aylık civarı. Çok büyük bir dişi değil. İlk kuluçkası olacak eğer yumurtlarsa, ki yumurtlayacağını düşünüyorum. Çok fazla bekleteceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Kafa yapısını sizler de görüyorsunuz. Verecekleri yavruyu da az çok tahmin edebilirsiniz arkadaşlar. Erkeğin de sağlam, dişin de sağlam. Bu dişi normalde salmadayken buradaki erkeği beğenmişti. Buna çok fazla yanaşmamıştı ama şu an ayrı kafeste olduğu için yanaşıyorlar arkadaşlar. Ben uzaklaşayım şöyle, belki kuyruk kaldırma falan olabilir. Ama dediğim gibi asla çiftleştirmeyeceğim arkadaşlar.
Çünkü kuluçkaya yatmasını hemen istemiyorum. 2,5 hafta sonra falan eşe atılacak bunlar. Şu an dediğim gibi yavaş yavaş takımları oturtmaya çalışıyorum. 1-2 tane takım oturtturduk. Onlar birisi bu. Diğeri de buradaki yeşil erkeğimiz, yanında gri dişi atıyorduk hatırlarsınız. Bunlar büyük ihtimalle çiftleşeceklerdir arkadaşlar. Dişimiz bayağı bir hareketli. Tam istediğim karakterde bir dişi. Çok zorlamayacak bir karakterde dişi arkadaşlar. Kuyruğu direkt kaldıracaktır. Erkek az bir şey kuru yapsın. Şu anda da kurulaşıyorlar zaten. Erkeğin kalıbı çok çok güzel. Hani verdiği yavrulardan dolayı biliyorum. İnsanın avucunu dolduruyor arkadaşlar bu kuşlar. Kilo bağında daha doğrusu. Onlar da burada zaten. Güzel, anlaştılar. Bakın gri erkeğimiz de çok çok kızıştı. Onu da göstermek istiyorum. Bunların yuvalaklarını henüz takmadım arkadaşlar. Üst kafesteki tel kafeslerime yuvalık takacağım. Yuvaları henüz temizlemedim çünkü. Temizledikten sonra takacağım. Acelesi yok zaten, 3 hafta kadar tek başlarında kalacaklar. Griyi hangisini denesek? İşte şu an daha tam oturtmadım aslında. Hangi kuşa hangi kuşa eş olarak atacağım daha tam oturtmadım arkadaşlar. Beyaz da gri olursa güzel olur. İlk beyaz atarım, olmazsa o biraz önce gösterdiğim dişimizle arkadaşlar. Beyazı gri atarız. Gri ile anlaşmazsa hemen oradaki mavi atarız. Mavi ile büyük ihtimalle anlaşacaktır. Yukarıdaki sarı yüz yeşilime de, su yeşili erkeğime de atacağım dişimi hemen şurada göstereyim bakın. Tam parmağımın ucunda gri beyaz bir dişim var. Onu atmayı düşünüyorum. Bunlar anlaştılar arkadaşlar. %80 oranında bir oran vereyim size. Bunlar anlaşıp yumurtlarlar. Hatta anlaşmama ihtimallerini düşünmüyorum. Kuş sayımız fazla olduğu için eş tutturma ihtimalimiz yükseliyor arkadaşlar. Hani bununla anlaşmazsa dişi alttaki erkeğe atabilirim. Onunla anlaşacaktır. Veya yukarıdaki erkeğe atabilirim. Onunla anlaşacaktır. Ama kafa ve sakal yapısı, özellikle cüsse olarak en beğendiğim erkeğe attım arkadaşlar o dişiyi. Çünkü dişi de ciddi anlamda çok güzel. Bunlar bakın erkek de beğendi. Güzel. Güzel güzel. Sarı yüz su yeşili bir yavru verirlerse çok çok hoşuma gider. Veya annenin kendisinden de gelse. Anne dediğim dişi, Allah söyledi, büyük ihtimalle eş olacaklar. Dişinin kendi mutasyonundan da gelse güzel olur arkadaşlar. Gayet güzel bir mutasyonu var. Bunları da yazabiliriz bir kenara. Bunlar da oldular. İstediğim gibi bir karşılama oldu. Normalde hani beğenmediği zaman dişi erkeğe baskın gelirse erkeği kaldırıp atar arkadaşlar. Şu an yarım saat veya bir saat kadar izlesek büyük ihtimalle çiftleşeceklerdir. Fazla bekletmeyeceklerdir. Hatta şu anda yoğun bir kurulaşma mevcut arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Yani bunları sezonda eş olarak göreceksiniz. Onun sözünü sizlere verelim şimdiden. Gayet güzel olacak. Her an kuyruk kaldırabilir. Erkek bayağı bir üstelemeye başladı çünkü. Göz bebeklerini falan iyice küçülttü. Yoğun bir kur yapıyor şu anda. Kuşların hepsi gördüğünüz gibi arkadaşlar cıvıl cıvıl. Sağlık durumları gayet güzel. Yerinde. Sadece sağlık durumu kötü olan bir tane dişim var. Onun da artık geldiğinden beri bir rahatsızlığı var. Çözemedim. Çözmeye çalışıyorum hala. Bakalım. Düzelirse düzelecek. Düzelmezse yapacak bir şey yok ona da. Çünkü eldeki bütün imkanları denedim. Maalesef hani yaptığımız şeyler işe yarıyor mu? Elbette yarıyor ama 3 gün sonra veya 4 gün sonra tekrardan eski haline geri dönüyor arkadaşlar. Rahatsızlık tekrardan yükseliyor yani. Sürekliliği yok. Sürekli olarak da ilaç veremiyorum. Bu sefer hayvanın karaciğeri iflas edecek. Hani o rahatsızlıktan değil de bu sefer çok ilaç verilmesinden dolayı hayvan rahatsızlık yaşayacak ve ölecek. Hani bu yüzden de çok ilaç vermek istemiyorum. Size yavrularımızı gösterelim arkadaşlar. Onlar orada kurulaşırlarken. 3 tane de şov yavrumuz burada mevcut. Şu an flaşım kapalı, o yüzden net göremiyorsunuz. Kusura bakmayın. 2 tane de burada var arkadaşlar. Bunları zaten merak edenler varsa bir önceki videomuza gidip bakabilirler arkadaşlar. Dişi bayağı beğendi bu arada. Güzel. Erkek ciddi anlamda beğenilmeyecek gibi değil arkadaşlar. Hani kendi kuşum diye demiyorum. Hani kalıp olarak, vasıf olarak zaten görüyorsunuz. Gayet güzel bir kuş. Mesela alttaki erkeğin sakal yapısı daha iyi ama kalıp olarak şöyle uzaktan göstereyim. Farkı anlayacaksınız. Net bir şekilde gözüküyor. Bakalım bunun yavruları zaten şu an yuvadakiler. Nasıl bir yavru gelecek onu sizler de göreceğiz. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar büyük ihtimalle o beyaz dişiyi yukarıdaki gri erkeğime atıp deneyebilirim. Veya şu gri beyaz parçalı dişimi, beyazın yanındakini alıp sarıyı su yeşili erkeğime deneyebilirim. Çünkü eş olarak düşündüğüm o var. Alttaki parçalıya da deneyebiliriz. Yani bunları sıra sıra deneyeceğim. Daha sırada Japoneslerim var. Japoneslere deneyebiliriz arkadaşlar. Seçenekler çok tabii ki. Bunlar şu an çiftleşmese bile yaşa attığımız zaman en geç 2 gün içerisinde çiftleşeceklerdir arkadaşlar. Çünkü çok ciddi bir kızgınlık mevcut. Şu an ben E vitamini geçmediğim halde kuşlar böyle. Sadece salmada
karşı cins bir kuş görmediler. Yani erkek erkek salmasında kaldı, dişi dişi salmasında kaldı. Hani bunun etkisi oldu arkadaşlar ve düzenli mamanın etkisi oldu tabii ki. Ama kızıştırıcı etken hiçbir şey vermedim. Tekrardan söyleyeyim. Direkt bakın bunlardan yavru direkt ayırırım kendime. Şovlardan büyük ihtimalle kendimi ayıracağım. Yavru gri geliyor. Belki gri diye ayırmayabilirim ama sağım solum da belli olmaz. Yani net bir şey söylemek istemiyorum. Ayıracağım kesinlikle bu var. Yukarıdaki gri erkeğim çok kızgın. Ondan belki ayırabilirim. Su yeşilinden %100 ayıracağım. Hatta İstanbul'da İsmail hocamız var. Kuş zaten onlardan gelme arkadaşlar. Ona da yavrularından göndereceğiz. Sözümüz var zaten. Onun dişisi normalde buradaki sarıyı su yeşil ama bunun kanadından bir operasyon geçirdi. Hayvanın sürekli böyle hani kafese elimi uzattığım zaman çırpındığı için yara sürekli açılıyor arkadaşlar. Hani yemliği değiştirmek için elimi uzatsam, mamalık koymak için elimi uzatsam kendini oradan oraya vuruyor ve kanama tekrardan başlıyor. O dişimiz de burada bakın. Şöyle bismillah diyelim, aşamamı gösterelim sizlere. Bakın o yeşil erkeğin mesela karşıdaki gri de olabilirdi ama bakalım eğer yavrularını beğenmezsem arkadaşlar o griimiz buradaki erkekle çiftleşti. Eğer yavrularını beğenmezsem gri dişi üstteki erkeğe deneyebilirim. Veya şuradaki sarıyı su yeşilime deneyebilirim. Renk renk yavru atacaklardır. Güzel bir mutasyonda yavru gelecektir arkadaşlar. Bunların hepsini dediğim gibi deneye deneye yapacağız. Hani illaki ben şimdi bu dişi bu erkeğe attım diye sürekli bununla eşleyecek değilim arkadaşlar. Farklı renkte veya farklı mutasyonda yavru almak istiyorsam bu dişiyi giderim. Burada sarıyı su yeşili erkeğinle eşlerim. Mesela sarıyı su yeşili veya kendi gibi mavi bir yavru vermezse bu dişiyi alırım. Buradaki erkeğimin yanına atarım. Sürekli yeşil yavru verirse yani öyle söyleyeyim. Veya sürekli mavi yavru verirse farklı mutasyon yavru atmazsa direkt gidip buradaki erkeğimin yanına atarım. Ama şöyle de bir şey var. 4 kuluçkada bir yavruların renkleri değişiyor. Muhabbet kuşlarında bu bilgiyi de buradan vermiş olalım arkadaşlar. 4 kuluçkada bir yani renkler değişiyor. Bunu en güzel örneği size geçmiş takımlarından örnek verebilirim. Mor bir dişim vardı ve renkli erkeğim vardı. 7-8 tane rengi vardı kendisinin. Bunlar arkadaşlar 4 kuluçka boyunca sürekli mor yavru verdiler. 4. kuluçkadan sonra gri yavru vermeye başladılar. 4. kuluçkadan sonra değişti yani. Bunların da genlerinde olan bir şey. Onu da söyleyeyim. Bakın şu anda yoğun bir gene kurulaşma mevcut. Erkek fazla üstelemiyor. Hani fazla üstelese dişi direkt kuyruk kaldıracak zaten. Dişi çok hazır bir yapıya sahip şu anda. Eşe attığın zaman kuşları izlemek de benim de çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Yani onların tepkilerini merak ediyorum. Anlaşacaklar mı, anlaşmayacaklar mı? Sonuçta benim burada aylardır yapmış olduğum emek yatıyor arkadaşlar. Hani planlarım yatıyor daha doğrusu öyle söyleyeyim. Planlarımın veya hedeflerimin karşılığını gördüğüm zaman, emeklerimin karşılığını gördüğüm zaman tabii ki ben de mutlu oluyorum herkes gibi. Güzel, bunlar anlaştılar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, eşe atma videomuz buraya kadardı. Ben dişiyi hemen ayıracağım. Salmaya tekrardan geri atacağım. Bakın erkek yuvaya gitti. Dişi yuvaya çağıracak büyük ihtimalle. Bunlar oldular yani. Bunları sezonda eş olarak görebileceksiniz. Onun bilgisini verelim. Bir sonraki videoda bizi tekrardan izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve destek amaçlı videomuzu beğenirseniz bizleri çok çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.